Şerife'nin Örgü Dünyası'na hoş geldiniz. Bugün böyle rengarenk ipleri bir araya getirdim. Ve evde kalan ipleri değerlendirebileceğiniz eğlenceli, neşeli bir örnek hazırlamak istedim. Bazen böyle rengarenk iplerle örgü örmek insana iyi geliyor. Ben de bugün bu şekilde bütün renkleri kullanarak, sevdirmekleri bir araya getirerek bir örnek hazırladım. Yapılışı çok kolay. İster tek renk ile hazırlayın bu modeli, ister iki renk, ister benim gibi bütün renkleri bir araya getirerek hazırlayın. Bu tamamen sizin ihtiyacınıza ve zevkinize kalmış bir durum. Ben model anlatımını 3 numaralı şiş ile yapıyorum. Modelim 2 V katlarından oluşuyor. 2 V katlarını ayarladıktan sonra örgüye başlayabilirsiniz. Ben 20 ilmeğimi şişime attım ve hemen örgüme başlıyorum. İlmeklerimi attıktan sonra hemen ilk sırada ön yüzde modelimi kurmaya başlıyorum. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Bir tane ilmeğimi doluyorum ve 2 ilmek düz örüyorum. Bu başlangıçtaki doladığım ilmeğimi 2 ilmeğimin üzerinden atlatarak bırakıyorum. Tekrar bir ilmek doluyorum ve 2 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Doladığım ilmeği 2 ilmeğin üzerinden atlatarak bırakıyorum. Ön yüzden ilk sırada bu şekilde kurmaya başlıyoruz. Önce bir tane ilmek dolamamız gerekiyor. Sonra 2 ilmeği düz örüyoruz. Doladığımız ilmeği 2 ilmeğin üzerinden atlatıp bırakıyoruz. Evde kaldığınız bu sıkıcı günlerde elinizdeki bütün ipleri toplayıp bu şekilde değerlendirin. Rengarenk iplerle uğraşmak inanın gerçekten göreceksiniz ki iyi gelecektir. Hem boş kalmazsınız hem de arta kalan iplerinizi rahatlıkla değerlendirebilirsiniz. Her türlü bebek örgüsüne uygundur. Genç odası için yatak şalı, yatak örtüsü yapabilirsiniz. Rengarenk evinizi süsleyecek kırlentler yapabilirsiniz. Birçok yerde rahatlıkla bu örneği kullanabilirsiniz. Bir doluyorum. Son 2 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Ve doladığım ilmeği bu ilmeklerin üzerinden atlatarak bırakıyorum. Kenar ilmeği ile ön yüzden ilk sıramı tamamlamış oldum. Örgümün arka tarafındayım. Başlangıç ilmeğini aldım. Ben kenar ilmeklerini örmeden alıyorum. Sonrasındaki ilmekleri sıra boyunca arka taraftan ters olarak örüyorum. Her rengim 2 sıradan oluşacak. Biraz hızlanalım. Arka taraftan ilmeklerimin tamamını bu şekilde ters olarak ördüm. Şimdi tekrar örgümün ön yüzüne geldim. Burada hemen şu tatlı bir mavi rengim var. Bunu kullanmak istiyorum. Kenar ilmeğimi önce düz olarak örüyorum. Ve hemen sonrasında bir ilmek artırıyorum. 2 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Ve bu artırdığım ilmeği ördüğüm 2 ilmeğin üzerine atlatarak bırakıyorum. Tekrar bir ilmek doluyorum. 2 ilmek düz örüyorum. Ve bu doladığım ilmeği diğer 2 ilmeğin üzerine atlatarak bırakıyorum. Herhangi bir kaydırma yapmıyorum. Aynı ilk başlangıçtaki modeli tekrarlıyorum. Gördüğünüz gibi sadece ön yüzde bir sıra modelimiz bu şekilde kuruluyor. Arka tarafta ters örülerek devam edilen bir örnek. Tek renk ile de bu modeli çalışabilirsiniz. Ama dediğim gibi bugün benim böyle canım rengarenk iplerle uğraşmak istedi. Bu şekilde renkli ipler bana iyi geliyor. Benim hoşuma gidiyor bu şekilde rengarenk yapılan örgüler.
Umarım sizler de severek, beğenerek yaparsınız. Tekrar bir ilmek doladım. Kalan iki ilmeğimi düz olarak örüyorum. Ve bu doladığım ilmeği iki ilmeğin üzerinden atlatarak bırakıyorum. Kenar ilmeğimi ters örerek sıramı tamamlamış oldum. Kenar ilmeğini aldım. Sıra boyunca arka taraftan ilmeklerimi ters örüyorum. Bazı izleyicilerim renk ayarlamalarını yapamadığını söylüyorlar. Mesela ben bugün pastel tonlara ağırlık verdim. Pastel tonlarda da gördüğünüz gibi bu renkler birbirine çok güzel yakışıyor. Sırası çok önemli değil. Önemli olan ipleri bir araya topladığınız zaman şu gördüğünüz görüntü birbirine yakışıp yakışmadığıdır. Ördüğünüz zaman da bu aynı şekilde devam edecektir. Şimdi burada sıramı tamamladım. Bir sırada pembe rengimle başlayarak göstermek istiyorum. Kenar ilmeğini alıyorum. Bir ilmek doluyorum. Sonraki iki ilmeğimi düz örüyorum. Ve doladığım ilmeği bu iki ilmeğin üzerine atlatarak bırakıyorum. Tekrar aynı şekilde başlangıçta bir ilmek doluyoruz ve iki ilmeği düz örüyoruz. Doladığımız ilmeği atlatarak serbest bırakıyoruz. Arka yüzde örgüyü ters örerek devam edeceksiniz. İlmeğimi tekrar atlattım. Kenar ilmeği ile sıramı tamamladım. Örgümün arkasını çevirdiğim zaman aynı şekilde ilmeklerimi ters örüyorum. Ve iki sıramı tamamlamış oluyorum. Her renk iki sıradan oluşuyor. Bu iki sırayı tamamladıktan sonra tekrar renk değiştiriyoruz. Dilerseniz bu rengi 4 sıraya tamamlayıp her 4 sırada bir renk de değiştirebilirsiniz. O zaman farklı bir görüntü elde edersiniz. Ben modelin anlatımını yapıyorum. Sizler dilediğiniz şekilde ihtiyacınıza göre değiştirerek uygulayabilirsiniz. Elimdeki renkleri sırasıyla bakın bu şekilde uygulayarak devam ettim. Bir süre uyguladıktan sonra aynı renkleri tekrarlayarak örgümü ilerlettim. Kendi ihtiyacınıza göre, elinizdeki iplere göre bu fazlalık renkleri ayarlayabilirsiniz. Bu şekilde bakın renk geçişleri kabartmalı ve alttan diğer renk görünüyor. Oldukça hoş görünümlü bir örnek. Normal etek ucundan başlayarak ördüğünüz örgülerde ya da yakadan başladığınız bebek örgülerinde çok rahatlıkla uygulayabilirsiniz. Burası da örgümün arka tarafı. Arka tarafta bakın gayet hoş ve kullanılabilir bir örnek. Bu şekilde haroşalı minik minik nohut modelini andıran bir örnek. İster bu tarafını kullanın, ister bu tarafını kullanın. Dediğim gibi çok amaçlı, her yere uyacak bir örnek. Yapmayı düşünen herkese kolay gelsin.